Emekliler ne bekliyor, ne istiyor? Tüm Emekliler Sendikası Bolu'yu temsilciliği tarafından 2019 yılı merkezi hükümet bütçesiyle ilgili açıklama yapıldı. Tek adam rejiminin ilk bütçesi saray tarafından hazırlanarak meclise gönderildi. Bütçeler sırf ekonomik değil, bir hükümetin emek sermaye ekseninde tercihlerini hangi sınıftan yana kullanılıyor, güvenlikçi politikalara mı yoksa demokratikleşme hamlelerine mi öncelik verildiğini gösteriyor. Tüm Emekli Sen Bolu İl Temsilciliği adına açıklama yapan yönetim kurulu üyesi Emine Atıcı, bütçeyle ilgili sendikalarının beklentilerini söyledi. Emekliler ne bekliyor, ne istiyor? 2019 yılı içinde anayasada yapılacak değişiklikle emeklilerin sendika hakkının tanınıp parlamentoda emekli sendikaları statü yasasını çıkartılıp 2020 yılı zammı için sendika ile toplu sözleşme yapılmasını, 2019 bütçesinde emekli yok, emekçi yok, halk yok diyoruz ki emekliye, emekçiye, eğitime ve sağlığa bütçe. Maaşlarımız %26 oranında artırılsın. İki maaş tutarında ikramiye verilsin. Milli gelirden emeklilere pay verilsin. İntifak yasası çıkarılsın. Diğer sorunlarımızın çözümü için hükümetle TİS masasına oturarak çözüm bulunsun. Son çıkan 5510 sayılı yasada ortaya çıkan belirsizliklerin giderilerek aradaki kayıplar giderilsin. Temel tüketim mallarından vergi alınmaması, her türlü kamusal ulaşımdan emekli ve eşlerin ücretsiz faydalanması, sağlıkta yapılan kesintiler kaldırılsın, erişilebilir sağlık hizmetleri sağlansın, hastanelerde geriatrik klinikleri açılsın. Görülüyor ki bu sistemin değişmesi Türkiye'nin krizden çıkışı için bir zorunluluktur. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ama hep sokakta ve günlük hayatımızın içerisinde yüksek sesle şu soruyu sormalıyız. Bu bütçe kimin bütçesi? Sarayın mı, halkın mı?